Hadi son sorular olsun. Mert Bey merhaba. İstanbul Başakşehir'de imarlı hisseli arazim var. Güncel fiyatına satmak sizce mantıklı mı demiş? Nerede yazmış? Şimdi daha söylesene. Hemen söylüyorum. Başakşehir'de. Tabii ki mantıklı. Tabii ki satmak mantıklı. Şöyle mantıklı. Niye mantıklı? Ben normalde bir şey satmaya karşıyım. Allah sattırmasın diyenlerdenim ama onu satıp onun yerine o parayla 10 tane çok daha büyük, çok daha farklı yerde yer alabilirsiniz. Yani bu artık şey olmuş. Değerini bulmuş yerler bunlar. Merkeze gelmiş. Yani herkes bilmeyenler hep böyle işte İstanbul'da falan. İstanbul artık doydu. İstanbul'da çok para eden yerleri satıp onlar çünkü son kullanıcı alacak. Ona inşaat şirketleri alacak, binalar yapacak. Siz yeni Başakşehir'lere, yeni bilmem nelere, Kurtköy'lere, yeni yerlere yelken açmanız lazım. Buyurun alın 10 tane çok daha güzel para alırsınız, kazanırsınız. Peki. Yani neredeyse soruların tamamını sormaya çalıştım. Hani gözümden kaçan sorular varsa, sizin özellikle dikkat ettiğiniz sorular varsa da bakabiliriz. Ama dediğim Bir gibi şey kısa. demiş, bir şey demiş, önemli bir soru onu demiş. Bankalarda paralar batacak diyorlar. Ne dersin? Arkadaşlar Türkiye tarihinde tamam bankalara el konduğu vaki değil. Devletimiz onu yapmıyor. Onu yapmak yerine herkese eşit yani devlet bankada parası olanların parasına el koymak yerine kredi kartlarına vergi koymayı tercih ediyor. Dolayısıyla bizim sistemimizde parası olana vergi genelde gelmez. Çünkü öyle bir şey olursa para kaçar. Türkiye bunu bir kez yaparsa bir daha Türkiye'ye kimse para vermez. Ama tersine Türkiye varlık barışıyla falan filan parayı çekiyor. Ama yine de benim bugüne kadarki hayat tecrübem, gözlemlerim, yaşadıklarım, duyduklarım, zamanında gayrimüslimlerden duyduklarım, Yahudiler olsun, Rumlar olsun, Ermeniler olsun, başka kendi çevremizden gördüğümüz büyüklüğün üzerine çok büyük paranız varsa buradakilerin yoktur büyük ihtimalle. O yüzden rahatız ama hani çok aşırı büyük parayı da bankada tutmak yani çok da ben paraya yazık hem gereksiz bir hareket. Çünkü yani o kadar para bankada durmamalı. Başka yerlerde daha gayrimenkul gibi gayrimenkulün başka çeşitlerini sepet yapmak çok önemli. Yani gidip de büyük para yarın bir gün 1.000 tane şey var yani banka batmaz başka sıkıntı olur. Başka olmuştur tarihte Türkiye'de böyle şeyler. Çok para her zaman derttir. Yani bizim buradaki insanların genelde bir derdi olduğunu zannetmiyorum ama öyle derdi olanlar görüyorum. Onlar o yüzden hep yani ne yapacağız ne edeceğiz diyorlar. Belli paranın üzeri çünkü yani enflasyondan dolayı eriyor bak bir. İkincisi devlet garantisi bankalarda sınırlı. 150 binde şimdi 600'e çıkardılar mı bilmiyorum. Hani üzerinde garanti yok. Hadi bu da olmadı diyelim. Başka şeyler olur diyorlar. Şu diyorlar, bu diyorlar. İşte çok konuşulan böyle abuk sabuk senaryolar. Korkuyor düşünsene. 20 milyon param var. 30 milyon param var ve bankada duruyor. Ve kağıt parçası ve orada. Onu da sanal olarak görüyorsun yani. Bir hacklenme oluyor. Geçen gördünüz yani şimdi. İnsanların bankadan paraları bir bankadan çekildi. Bir sürü insanlar yani. Böyle şeyler olur diye. Dolayısıyla da insanlar sanal varlıklarda çok da aşırı şekilde almamak. Günümüz dünyasında bununla ilgili çok dedikodu var. Ben katılmamakla beraber konuşulduğu için işte Great Reset var, şu var, böyle büyük bankalardaki paralar şöyle olacak, böyle olacak. Çok konuşuluyor. Şimdi bir inanmıyoruz, iki inanmıyoruz ama o kadar çok kafasına yatıyor ki adamın geliyor ki paran da çoksa dert. Dolayısıyla ihtiyacınız olan kadar para bankada kalsın. Geri kalan para bir kısmı altında kasada kalsın, bir kısmı borsada kalsın, bir kısmı da toprakta ve çoğunluk daima yani en sağlam olduğu için toprak veya gayrimenkul kısmında onu da sepet yapacaksın ama aynı yerde değil deprem riskinden dolayı. En azından kafanız rahat olsun yani. Peki, ben çok uzun süredir böyle yayınlar yapıyorum. Bir sürü kişiyle yayın yaptım ama ilk defa bu kadar bu chat kısmında yatırım yapmaya meraklı genci hakikaten bir arada gördüm. Hakikaten Ama çok. çok. Ama çok. Amaç gençlerin yatırım yapması benim için Dicle. Bu işleri bunun için yapıyorum ben. Benim derdim çünkü vatandaşın şu an morale ihtiyacı var. Moral kalmadı insanlarda. İnsanları depresyona soktular. Bir kısmı doğru, bir kısmı yani bir kısmı siyasi hatalardan, bir kısmı da bu siyasi partilere gıcıklığından insanlar sürekli negatif konuşuyorlar. Evet. Tamam. Ama aslında hayır kardeşim. Siz doğru şeyleri yaparsanız çok şey istemiyorum sizden ya. Ya 10 bin dolar biriktiren bir adamın diyorum yılda 10 yıl sonra finansal özgür olma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Rakam ortada. Bu kadar. Olmuş çünkü geçmişteki istatistikler bunu gösteriyor yani. Hadi 10 yıl olma 15 yıl. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Çok zeki olmanıza gerek yok. Çok daha iyi olma. Şunu yapacak cesaretiniz olacak sadece. Cesaret değil de fedakarlığınız olacak. 2 milyon liraya geldiğinizde getireceğim hepinizi 2 milyon liraya. Tamam mı? 2 milyon liraya geldiğinizde Mert abi ikinci el BMW, Mercedes almayıp devam ediyorum diyebilecek misiniz bakalım? Sınav orada başlıyor. Çoğu başlıyor hemen. Arabayı değiştireyim, şunu değiştireyim, iki yurt dışı yapayım. Ondan sonra da o para bir daha bulunuyor. Paranın bir büyümesine izin verin. 200'den demin size söyledim burada ya program başında bir kız çocuğuna yaptım onu ben. İyi de bir dostumun şeyiydi kızıydı ama
Biraz büyüdü para, hemen başladı. Yani biz paranın büyümesine izin vermeyen bir toplumuz. Toplumumuzda böyle bir sorun var. Ama toplumdaki sorun bu. Bu da bize anlatılmadı çünkü. Anlatılmıyor. Para büyür, 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 yavrular. Peki. O kadar çok soru var ki yetişmeye çalışıyorum. Kadir Bey demiş ki Mert abi selamlar. Seni takip ederek yatırım planı yapıyorum. Büyük şirketlerden ayda 5.000 lira hisse senedi. 5.000 lira fon. 5.000 liralık altın yatırımı yapıyorum. Seni doğru anlamış mıyım demiş. Sen doğru anlamışsın abi. Senin sırtın yere gelmez. Yani sen 6 ay 8 ay sonra bu endeks, bakın şunu anlamaları lazım insanların. Burası çok önemli. Biz şeyde bireysel emeklilikte bazen ben fonlar gösteriyorum size. Tamam mı? 150 bin lira yatırmış adam 4 milyon olmuş vesaire. Bu adamların bir özelliği var. Borsacı olduklarından değil. Borsayı falan bilmiyorlar ama bireysel emeklilik sistemi olduğu için hisse fonlarında kalmışlar ve bu dönemlerde borsa çok düşükken aynı böyle ve daha beter dönemlerde. Pandemi dönem. Adam fark etmeden hisse fonu almış. Ama sizin gibi her gün takip etmemiş, her gün sormamış. Aylık maaşı gelmiş. 5 milyon hisse fonu. Aylık gelmiş almış. Şimdi bir yıl boyunca bu yatay kalırsa endeks, bak işte burası çok önemli. Yani ben gerçekten bunu anlasın istiyorum. Büyük yatırımcı için problem. Yani 50 milyon alan adam gerçekten şu an perişan. Ama 10 bin lirası olan, 100 bin lirası olan adam için aslında bir fırsat bu. Niye? Bu ay gitmedi. Biraz daha al. Biraz düştü. Biraz daha al. Maaşınla her ay daha o arkadaş gibi 5 bin alırsan bir yıl boyunca sen 60 bin liralık Türkiye'nin büyük şirketlerini alma şansın olacak. Bu bir gün tekrar yukarı çıktığındaki kesin çıkacak. Senin 60 binden 400-500 bin. Tamam mı? Dolayısıyla büyük parası olanın gerçekten işi çok zor. Eğer tepeden girdiyse o yandı. Yandı derken yani mutlaka o da toparlayacak ama canı yandı yani. Ama özellikle küçük parası olan adamlar, küçük bireysel emeklilikte olanlar vesaire, yani küçük yani gram altın alıyor gibi alırsa bu endeks tekrar çıktığında gerçekten çok ciddi para yapacaklar. Peki. Oytu Bey demiş ki hocam gayrimenkul yatırım